Oğlum dışarıda çamurun içinde gidiyorum ilçe tarıma kayıtlı değilsin diyorlar. Ne çadır veren var ne şey veren var. Şimdi kaymakamlığa gittim. Kaymakam bey dedi ki sana çadırı vereceğiz ama evin önüne kuracağız. Burada da polisler diyor ki çadırı sök. Çadır da vermiyorlar. Çadırı sökeceğiz diyorlar. Aha benim halim aha durumum. Belden mağdurum. 8 tane platinim var. Bir iş yapamıyorum. Malımın 6 tanesi öldü. Bakan eden yok. Millet devlet var diyor. Hani devlet nerede? Hiç araya soran yok. Yalnız gelip de derdin neydi? Siyeden yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Hayvanların 28'i duruyor. Geri kalan 6 tanesi öldü. İşte bu. Diyor ki niye çıkarttın diyor. Ölüsünü diyor. Ben geldim de orada kimse yoktu ki. Bir eleman koymuş oraya. Oraya ismimi yazdı çizdi. Şimdi de gittim demin. Diyor senin kayıtın yok burada diyor. E olur mu dedim ben buraya geldim. Gaye Hanım vardı dedim. Mıknatıs'tan dedim kağıt getirdim. Şimdi yeniden direktçe tuttu da rapor yazdılar. Gönderirsek verirsek verdik dediler. Olursa vereceğiz dediler. Başka bir şey yok. Kontrolü verdiler de işte ben mal sıkıntısından gidemiyorum. Ben burada mal, geçsem mal gece yok olur. Çalacaklar. Hırsız çok. Adam 25 tane malını götürmüşler bu gece. Ben de korkudan yatamıyorum. Sabaha da şuraya bekliyorum. İşaret şey için enkazın altındayım. Durumum bu. Hiç arayıp soran yok yani. Malına bir şey yok. Hiç bir şey yıkılacak diye bir şey yok. Sırayla gelip yıkıyorlar. Devlette ben Allah razı olsun gene de bize mal için yardımda bulunursa benim icram bu. Başka bir şey sıkıntım yok. Sadece mal için. Benim malım perişan. Git bakın inerse çamurun içinde yatıyor mal. Kurbanlık koyunlar var. 28 tane. Başıboş duruyor. Daha yağmur da yağıyor. Yemleyemeyim. Yemlesem çamur. Bir de mağdurum. Belden ameliyatlıyım. Sakadık. Bir iş de yapamıyorum. Durum bu. Başka bir gelirim yok. Maldan başka benim bir gelirim yok işte. Vermedi abi. Kayıtlı değilsin diyor adam. Kayıtlı değilsin diyor. Bura mıktara vermişler. Mıktar kendi adamlarına dağ diyor. Bir olan, bir mal olana da bir ton yeminlidir. Onun mal olana da 20 ton indiriyor. 60 ton yem gelmiş. Bize yem yok. Çadır vermişler. Bize çadır yok. Abi benim malım enkazın altında kaldı. 6 tane öldü. Hiç arayan soran yok. Bir eşim var, bir de çocuğum var. Eşim iş kazası geçirdi. Yiğim belinden sakat, 8 tane platin var, bir ağır iş yapamıyor. Bizde bir arabamız vardı, pazarcılık yaptım. Eşime dedim, işin yok, gücün yok dedim. Gelsene bir pazarcılık yapak dedim. Gittim iki torbaya maydanoz aldım, iki kasa üzüm aldım. Üzümü eşim sattı, maydanozu ben sattım. Öyle geçimimizi savdık. Ondan sonra 4 yıl oldu pazarcılık yapalı da. Bir araba aldım. Arabaya da eşim süremeyince, oğlum da işe gidince ben arabaya sattım. Eşim adı kalmasın diyene, vakit geçirsin diyene küçük geç aldım, koyun aldım kurbanlık. Yazılara gittim. Yazıların parasını harcamadım. Küçük ellere muhtaç olmayayım diyene küçük geç aldım. Sütünü yiyek diyene. Böyle geçimimizi öyle sağlıyor oğlum. He. Ben yani ne diyeyim ki ne? Yani hep bir şeyden devletime de işi gücü rast gelsin. Allah yormasın kendileri. Deprem zedelinde de yani faydasını da gördük. Yiyeceğimizi, müyeceğimizi getirdi. Ama malım için kimse ilgilenmiyor. Eşim gitti. Kaymakamına da gitti. Tarım şeyine de gitti. Yardım için, yemin için. Ondan sonra miktara yem gönderdik dediler. Bir kamyon dediler. Miktarda bize hiç talep olmadı, vermedi. İki geçisi olana, üç geçisi olana verdi. Biz yardım göremedik miktardan. Bireysel olarak ne ihtiyacımız var? Bizim işte malımıza yem, bize bir çadır. Ben konteye çıktı, ben konteye gidiyorum. Akşam oradayım, sabahım buradayım. Eşim burada ya çadırda kalıyor. Ben de orada kalıyorum çocuğumla. Ya bir yukarı bir aşağı geliş geliş yoruluyorum. Em yanında olmasını istiyorum yani çadırımın. He. Bir de tek şu mallarım çamurun içinde kalmasın. Yani gelip gittikçe onu gördükçe canım sıkılıyor. He, o da bir can, o da bir şey.